Mutfağımdan herkese merhaba. Bugünkü tarifim kahveli kedi dilli bu güzel pasta. Hem oldukça kolay yapılıyor hem de oldukça lezzetli. Denemenizi tavsiye ediyorum. Yapılışına geçmeden önce de şöyle bir dilim keserek içten de nasıl göründüğünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Kahveli kedi dili pastamızı öncelikle muhallebisine yaparak başlıyoruz. Bunun için 1 litre sütü kabımıza alalım. 1 litre sütümüzün üstüne 1 su bardağı toz şekeri ekliyoruz. 1 adet yumurta sarısı ekliyoruz. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Sonrasında ise 1 su bardağı un ve 1 su bardağı artı 4'te 1 su bardağı un olarak ekliyoruz. Yani un miktarımız 1 su bardağı artı 4'te 1 su bardağı. Şöyle güzelce karıştırarak bir muhallebi kıvamı alıncaya kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi koyu bir muhallebi kıvamına geldi. Şimdi altını kapatıyoruz. Muhallebimizi ocaktan tezgahımızın üstüne aldık. İçine 2 paket vanilin ekliyoruz. Vanilinle beraber 200 gram kadar labne peynir ekliyoruz. Ve mikserimizle vanilin ile labne peynir muhallebimize karışıncaya kadar ve pütürsüz oluncaya kadar güzelce karıştırıyoruz. Evet, muhallebimiz ve labne peynirimiz güzelce karıştı şu şekilde. Şimdi diğer hazırlıklarımızı yapıncaya kadar bunu bir kenarda ilk sıcağının çıkması için bekletiyoruz. Şimdi gelelim pastamızın kedi dilli olan kısmına. Ben pastamızı şöyle kelepçeli bir kalıpta hazırlayacağım. 35'e 25 santim boyutlarında, altını yağlı kağıt ile kapladım daha rahat servis edebileyim diye. Yaklaşık olarak 42 tane kedi dili kullanacağım. Yani şöyle 42 adet kedi dili kullanacağım. Bu da hemen hemen 2 paket kedi diline denk geliyor. Eğer paketleri de görmek isterseniz şu paketlerden hemen hemen pek çok markette bulabileceğiniz paketler. Tabii siz istediğiniz kedi dilini kullanmakta da serbestsiniz. Damak zevkinize hangisi uyuyorsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi kedi dillerimi ben 2 yemek kaşığı kadar Nescafe koyacağım bir kaba. Ve üstüne de 1,5 su bardağı su koyacağım. Suyum ne çok soğuk ne de çok sıcak, ılık vaziyette. Şu şekilde içindeki kahveler güzelce erisin diye suyumun sıcaklığı. Şimdi kedi dillerimi ben bunların içinde ıslatarak kabıma dizeceğim. Önce güzelce eritelim kahveleri suyun içinde. Dilerseniz bu suya şeker de katabilirsiniz. Eğer size acı gelirse, daha tatlı istiyorsanız şeker de katabilirsiniz. Şimdi kedi dillerini ben bu suya batıracağım ama çok fazla içinde tutmayacağım. Kedi dili hemen suyu çeken bir özelliğe sahip. Dolayısıyla çok fazla tutarsam hemen kırılabilir, dağılabilir. Batırıp çıkarıp dizeceğim hızlı bir şekilde. Şekerli kısımları alta gelecek şekilde diziyorum. Şekerli kısmı şurası, düz kısmı burası. Batırıp çıkarıp şöyle çok fazla bekletmeden hemen şekerli kısımları alta gelecek şekilde kalıbıma diziyorum. Şöyle bir kaseye ben 100 gram kadar bitter çikolatam vardı. Onu aldım. Bunun üzerine de şöyle bir kepçe kadar muhallebimden koyuyorum. Bunu daha sonra üstünü süslemede kullanacağım. Şimdi sıcakken muhallebiyi aldım koydum ki çikolataları eritsin. Şöyle şu şekilde karıştırıyorum.
Birinci katına dizmiş olduğumuz kedi dillerin üzerine muhallebimden uygun miktarda alarak yayıyorum. Sıra geldi ikinci kat kedi dillerine. Bunun için az önce benim hazırlamış olduğum kahveli sosum yeterli gelmediği için aynı ölçülerde tekrar hazırladım. Tekrar birinci katta yapmış olduğum gibi kedi dillerini soslu suyuma batırarak bu muhallebili kısmın üstüne yerleştiriyorum. Kat kedi dillerimizi de yerleştirdikten sonra şöyle geri kalan muhallebimizi bu kedi dillerinin üzerine döküyoruz. Sıra geldi pastamızın üstünü süslemeye. Bunun için az önce hazırlamış olduğum çikolatalı muhallebi hatırlıyorsunuz eminim. Şimdi onu ben şöyle bir sıkma poşetinin içine alıyorum. Ve şu şekilde hazırlamış olduğum sıkma poşetiyle şöyle çizgiler halinde. Yaklaşık 2 saat kadar buzdolabında bekleyen kedili pastamızı buzdolabından çıkardık. Gayet iyi donduğunu düşünüyorum ben, soğuduğunu. Şöyle kalıptan çıkaracağım ama çıkarmadan evvel de kenarlarını böyle bir bıçak yardımı ile ayırıyorum. Pastamızı kelepçeli kalıbımızdan çıkarttık. Şöyle biraz daha süslü olsun, güzel görünsün diye ben şu şekilde minik minik çikolatalı toplar koymak istiyorum. Kahveli kedi dilli pastamız hazır. Üstünün süslemesini de yaptık. Bence gayet güzel oldu. Sizler beğenecek misiniz bilmem. Ne diyorduk? Yapanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun.